Abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Tekrardan ee, tekrardan kısa bir aradan sonra tekrardan beraberiz. O zaman hızlıca bir gündeme başlayalım abi. Başlayalım. Konya Fenerbahçe maçıyla maçı başlayacağız ama ben öncesinde bir şey sormak istiyorum. Daha önce zaten Sen Borges'e belirtmiştin Mesut transferi taraftarlar ikiye bölecek diye ve böldü. Aynen senin söylediğin oldu. Ee, Çok tepki biraz erken mi oldu? Evet biraz tepki de çekmişti. Şu an nasıl görüyorsun abi durumu o transfer durumunu? Öncelikle şöyle bir şey söylemek gerekir ya. Bu ülkede transfer bağımlılığı var. Yani bir ara hatırlıyor musun Mert bilmiyorum ama yani isim de vermeyeceğim. Bazı gazeteler, dün tüm ülkenin aklı başında biraz e, Avrupa futbolunu seyreden insanın... asla gerçekleşmesi imkansız olan transfer haberlerini vererekten çok sattığını iddia ediyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani çok satıyordu işte Ronaldinho Galatasaray'da, Ronald Dünya Fenerbahçe'de. Keza en çok izlenen videolara bakın. En çok izlenen video ya transfer haberidir, ya transferle ilgili bir içeriktir. O adam geldikten sonraki oyununu o kadar önemsemiyor. Ama gelme fikrine ve o umudu aşırı seviyor. Onunla ilgili hayal kurmayı çok seviyor. Ve bir transferde istiyorlar ki hep övelim. Hep övelim. Hiç yani, olumsuz en yani olmasın. Olumsuz olmasın. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşte biz burada YouTube videosu çekiyoruz. Ben bir transferi översem çok ciddi bir şekilde. Mesela herkes gibi Jetson Fernandez'i Galatasaray'dan översem 50 bin, 100 bin izlenir atıyorum arkadaşlar o kadar da değil Justin Fernandez iyi oyuncu da öyle uçan kaçan bir dediğim zaman bir tepki yiyorsun bir şey yiyorsun. Yani, o zaman da söyledim Müstüzil daha profesyonel futbolcu değildi ben takip etmeye başladığımda sözlüğe yazdığımda 2006 yılı ve Schalke, Bremen, Real Madrid bütün her şeyini izledim. O kadar da seven bir insanım. Bir şey söylüyorsam en kötü ihtimalle bir değeri vardır. Yani övmek tabii ki Ö övelim edelim muhteşem diyelim ama yani Falcao'nun gelmeden önceki bir övüldüğü haline bakalım. Bir de o bir buçuk yılda gösterdiği performansa. Böyle sayısız örnek var. Ortalamamız 10 transfer yapıyoruz. 3'ü başarılı. Ama gelen her 10 oyuncuyu muhteşem bir şekilde övmek durumundayız. Yani bu biraz taraftar buraya doğru artık çok fazla bağımlı o hale geldi. Trans. Bence Yavaş yavaş bir değişim var ama yavaş yavaş artık altyapıdan çıkan oyuncular daha fazla taraftarı memnun ediyor. yaşlı yıldız oyuncu alınmasından ziyade. Mesut Özil'e gelirsek henüz daha o şey değil. Daha Mesut Özil tam olarak performansını bulamadı. Burada bahsetmiştik. Daha bir de şöyle olacak. Mesut Özil iyi tarafını da ortaya koyacak. Yani ister istemez bir bölünme yaşanacak. Çünkü dinamizm eksikliği, fizik eksikliği. belki ilerleyen zamanda hoca iyi bir formül bulur oynatır. Ama Müstözül'ün gideceği her takımda bu tartışma yaşatacaktır. Arsenal'de de, Fenerbahçe'de de. Bunun getireceği bütün o iyi güzelliklerin yanında. Nüansını her takım diyebiliriz hatta bunu. Her takım için geçerli ama Jetsin için aynı şey geçerli. Sinan'la konuşuyor bazen bunu. Yani gerçek konuşmak başka bir şey, gerçeği konuşmak, şeyi konuşmak, başka bir konu. Tık almak için Öveceğiz, edeceğiz, yapacağız. Uçacak, kaçacak, uçacak, kaçacak. Şu anda herkes diyor ki işte Parkas oynasa daha iyi. Beş güzel tarafları da çıkacaktır ortaya. Bu ayrı bir konu. Ama futbolcu profili itibariyle yaşlandığında beraber... ...gol atmayan bir oyuncu da olduğu için... ...salt asist yaparaktan... ...salt asist yaparaktan zaman zaman yapamadığı, gününde olmadığı noktalarda çok fazla eleştirilecektir. Dünyanın hangi takımına giderse gitsin Mesut bu eleştiriyi getirecektir. Ve bazı taraftarlar diyecektik ki oynamasın. Bazıları da hastası olacaktır. Bu kadar basit. O zaman Mesutsuz Fenerbahçe'nin konyaspor maçına geçelim. 3-0 kazandı. İlk yarıda neredeyse fişi çekti diyebiliriz. Sen nasıl buldun abi maçı? Benim Fenerbahçe ile bu program üzerinden ilişkim çok iyi yani bir ilişki kurabiliyorum. Tabii ki izlemiyorlardır muhtemelen ama e, işte Caner olay oldu, şey oldu. En son belki bu kesitte oraya koyabilirsin. Sinan'la beraber rejiste yaptığımız zaman Gustavo tartışması üzerinden bir şey söylemiştim ben Fenerbahçe'ye. Yani iyi bir savunma yapabilmek için, iyi bir durabilmek için Gustavo'ya ihtiyacınız yok aslında. Hatta Barcelona örneği vermiştik orada. Ve dün Fenerbahçe bunu gerçekleştirdi. Dün Fenerbahçe'nin en önemli ayrısını hemen söyleyeceğiz. Önde bastı, ama lütfen bakın Fenerbahçe maçını bir daha izleyebiliyorsanız. Mert Hakan ve Sozan'ın baskıdan nerede, hangi pozisyonda durduğuna iyi bakın. Fenerbahçe doğru baskıyı yaptı ve kompakt bir şekilde kaldığı zaman dar alanda çok kişiyle topu geri alma konusunda o kadar problem yaşamayacağını da gördük. Oraya bir çapa ihtiyacınız yok her zaman. Dünyadaki en iyi hücum presi, geygin presini ve her türlü presi yapan takımların bir tane Gustavos olmuyor zaten. Hatta da oynuyorlar bu oyunu. Tamam Bayern Münih Leon Goretzka yapıyor, Kimmich yapıyor ama yani bir Gustavo gibi değil. Gustavo'ya şart yok. Dün Mert Hakan'la Soza. Hatta Mert Hakan mesela normal koşullar altında Gustavo geride kalır. Önünde bir adım önünde zaman zaman Soza olur. Ama dün dörtlü hattın dışında hani Samuel'dir, Valencia, Tiam ve Pelkas'ın dışında Pelkas'la aynı çizgideydi. Dünkü Fenerbahçe'yi tanımlamak gerekirse eğer yani 4-3-3 diyelim. Ama aslında Pelkas ve yanında Mert Hakan Yandaş ikisi öndeki hücumcuyla birleşik bir şekilde oynadı. Yani beşli bir hücum hattı vardı ki... Hı hı. E, aslına bakarsak Fenerbahçe muazzam bir e, pres yaptı. Kompakt durdu. Topları geri kazandı ve sonuç aldı. Burada e, öne çıkan oyuncular vardı. Salahi gibi sadece savunmada değil bazen dikine pasla görmesi... Pelkas gibi zaman zaman Pelkas'ın bu maçta gösterdiği şey bize e, savunma önünde de oynayabilecek. Yani 8 numarada da altı değil ama belki 8 numarada da rahat rahat oynayabileceğini gösterdi. Çünkü Mert Hakan'la yer değiştirdiler maç içerisinde evet. dur şey olaraktan ve kaptıkları topla e, bir şey yaptılar. En çok hoşuma giden detay Fenerbahçe'de bu e, kararlı presin yanında rakibinden daha az orta yaptı. 12 orta ile bitirdi. Evet. 47 45'leri buluyordu Fenerbahçe orta konusunda. Çok net pozisyonlar yakaladılar. Ama en önemlisi ortaya yapmadılar. Özellikle sağ kenarda o beklediğimiz... hücum hattını kurdular. Yani orada mesela Soz'a girdi Mert Hakan Yandaş... maçın en iyilerinden de hiç şüphe yok ki. Bir de çocuk kendine geldi. Çünkü hücumcu hücum... Kodunda hücum var. Yani Aynen. profilinde... şeyinde hücum var ve... sağ kenardan yapılan notlar ısrarla... Gökhan Gönül mesela beklediğimiz, bildiğimiz Gökhan Gönül oldu. Maçın da iyilerinden Zaten Zaten senin çok değindi mi noktaya yani gebermiyor. gereksiz orta açmak yerine Tabii, içeri vermiyor. Tabii veriyor. Oradan stoperle bek arasında adam kaçırıyor. Olmadı merkeze dönüyor. Ve Pelkas e, sakatlığı da neyse ki çok ciddi değilmiş. Çok formdayken evet. kaybetmek oyuncular üzücüdür. Dün Fenerbahçe %38 topa sahip oldu. Bu hiç önemli değil. Büyük takım oluyorsunuz %38 topa sahip olsanız da. Mesela çok önemlidir dikkat ettim. Bir net bir şey vardı. Geriden Altay oyun kuruyor. Altay'da top. Sağında boş oyuncu var, solunda boş oyuncu var. 10. dakikada, 12. dakikada vermedi. Direkt uzun vurdu. Çünkü bir oyun üzerine, inşa edilen bir oyun üzerine, belirlenen bir plan üzerine gitti Fenerbahçe. Topa sahip olma değil. Rakip yarı sahada topa doğru zamanda sahip olma üzerine felsefesini kurdu ve bunda da çok iyi sonuç aldı. Erol Bulut burada oyuncu profillerinden kaynaklı böyle bir şey tercih etmiş olabilir mi? Oyuncu tercihler şimdi Soza Gustavo ile de bunu ön alana takım itebilirsiniz. Yani Gustavo değinmeyiz. Sonuçta şimdi Valencia, Tiam Samuel öndeki üçlü değil mi? Pelkas'la Mert Hakan Yandaş aynı çizgide oynadı diyoruz neredeyse. Ve hemen arkalarında Soza. Şimdi Pelkas da içeri girdi dörtlü hücum oluşturdu. Soza ile Mert Hakan da 6 kişiyle beraber. 7-8 kişiyle beraber. Ve bu noktada... ...bunun sadece... Deplasmanlarda tabii ki takımlar, rakip takım daha özgüvenli oynuyor, daha çok topa sahip olarak çıkmak istiyor. İleride mesela bunu şöyle şu konumlarda belki yapamayabilirsiniz. Diyelim ki seyirciniz var. Rakip Ankara gücü. Geriye yaslanmış, seyirci sizi öne doğru itmiş. Yerleşik savunmaya karşı nasıl hücum edeceksiniz? Bunu da bence zamanla geliştirebilir. Kompakt bir şekilde durmak önemli. Takımın boyunu kısaltmak önemli ve o durumda o zaman Sozla da Mert Hakan da çok yetenekli işler yapıyor. Zaten bu oyuncular 10 numara özelliği. Tabii esas. Pelkas, Sozla, Mert Hakan 3 tane 10 numara oynatmış oluyorsun rakip yarı sahada. Zaten dikkat edin mesela Mert Hakan'ın etkili bir pası ki Sozla maçın ilk devre itibariyle yine çok basit top kayıpları yaptı. Kendisinden beklenmeyecek ölçüde. Ama genel anlamda oraya yarın bir soza yerine soza tipinde başka bir oyuncu da koyabilirsiniz. Yaşı da geliyor zaten. Onu da koyduğunuz zaman o zaman ideal bir oyun olabilir. Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecek, keyiflendirecek, güç iyi, iyi yapacak. Dolayısıyla Fenerbahçe bence baskı kalitesiyle maçı kazandı. Ve aynı zamanda nitelikli hücum yapmaya doğru bir değişimle. Bu da bir nedir? adım attı diyebilir miyiz? Tabii ki. 12 orta yaptı, rakip 14 orta yaptı. Bu yeterlidir. Üstün oynadığım bir maçta. Yani i̇kinci yarı oyuncu değişiklikleri vesaire onun önemi Ben ilk yarıyı değerlendiriyorum burada. Hı hı. Fenerbahçe çok iyi bir olması gereken oyunu koydu ortaya. Ee, bu şekilde, bu baskıyla. Bu da zaten Fenerbahçe, Erol Bulut'un Alanya Spor'dayken en iyi yaptığı işti. Yapmaya devam et. Ne gerek var? Ya zaten Fenerbahçe'de ile Galatasaray'ın problemleri ne biliyor musun? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da... galibiyete götüren... üst üste kazandıran, senin inşa ettiğin oynamak zorunda oldun. Artık oynadığın oyunu ligin bitimini 10 hafta kala falan bozmaya başka bir şey oynamaya falan çalışıyorsun. Bu da tabii ki işte ekstra gelen transferler dengeyi de bozuyor. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da Sivas oynadı bu hafta. 2-2 berabere kaldı. Ama ben şuna değinmek istiyorum. Falka gol attı. Cezasından dolayı yoktu Mustafa Muhammed. Şimdi Falka gol attı. Hani formu belki bulabilir, ilerleyebilir. Falkan Muhammed beraber oynayabilir mi abi? 4-4-2 Galatasaray'ın bir alternatifi olabilir mi? Yani tarihte ve günümüz futbolunda, modern futbolda 2-4-4-2 sistemi çok daha çok savunma takımlarını kullandığı bir sistemdir. Aslında dizilim tek başına bir şey ifade etmiyor. Hangi tipte oyuncularla bu oyunu oynuyorsun? Mesela 4-4-2 genelde iki tane defansif orta saha koyuyorlar ya da iki tane orta saha karakterli kanat oyuncuları koyuyorlar ve çok fazla iki bloğu fazla uzaklaştırmıyorlar ki iki santroforda geriden geçiş oyununda bir etki yaratıyor. Atletico Madrid iyi bir örnektir. Dünyanın Dünya Kupası'ndaki hiç gol yemeyen İsviçre 4-4-2 oynuyor yani. Genelde 4-4-2'nin şeyi budur. Ha onu sen iki tane kenar forvetle birleştirip 4-2-4'e çevirirsin. Farklı bir sistem olabilir. Dizilimler önemli değil yani. Oyuncu şeyiyle Mustafa Muhammed'le Falcao çok benzer yapıda oyuncular. Şöyle söyleyeyim. Herhangi birisi forvet arkası rolünü bir dahi kabullenebilecek düzeyde değil. Çok benzerler. İkisini bir arada oynatmak kolay değil. Yani maç içerisinde olur. İnsanlar çok eleştiriyor ama Ankara gücünde Galatasaray'ın kırmızı kart görmesi her şeyi bozdu. Yoksa kırmızı Hı. kart görmese 1-0 öne geçmiş bir takım geriye yaslanacak zaten. Rakip işte yani senin bir baskı yapmana gerek yok. Onlar geriye yaslanacak. O noktada fazla hücumcu bulundurmak, ceza sahası için karıştırmak çok mu yanlış bir hamle değildi. Kırmızı kart her şeyi mahvetti ayrı bir konu. Ama e, maça 4 Mustafa Muhammed ve Falco ile başlamak herhangi birisi kenar forvet rolünü... Ya bu Nihat Kovac hiç değil anlatabildim evet. mi? oynayabilirsin tabii ki. İngiltere futbolunda çok sık bunun örnekleri vardır. Yıllarca Manchester United'ın Ferguson'da yani biliyorsun işte. Orada da mı Rooney vardı yine senin bahsettiğin Rooney ama yıllarca aslında. Rooney orta saha bile oynadı yani. Evet. Defansif orta saha bile oynadı nerede utanmasa yani. Rooney gibi bir tarihi bir golcünün. Yani Rooney çok fazla orta saha karakterli bir oyuncu. Mesela Kane ile bunu yaparsın. Kane de bir santrofor değil mi? Ki Mourinho zaten çok, çok uyguluyor bunu. Yani bu ayrı bir konu ama Mustafa Muhammed ve şey bu çok zor. Babelle bunu yaparsın. Babel Şomkin Muhammed, evet. Babel Falcao. Galatasaray'ın daha başka sorunları var yani. Bak e, Sivas maçında Galatasaray kötü oynamadı. Bence fena değildi performans olarak. Çok etkili ataklar yaptılar. Yani Onyokuru biraz kaçırdı. Babel'in ortasında olsun, hı hı. şeyde olsun. E, yedikleri gol... E, bir yere kadar bireysel hata diyebilirsin. İlk gol var ya dünyadaki her futbolcunun başına gelebilir. De geç. Çok fazla büyütme. Lines'e de oradan yüklenme fazla. İkinci gol bence. Ve daha, daha farklı Sivas atakları, ya Sivas Spor, rıza çalınmayın Sivas Sporu. Bütün futbol felsefesini zaten Yattabari üzerine kurmuş bir adam. O taçlar yeni mi? Değil. Her taçta hedef alan belli. Hatta bırakın tacı siz. Şöyle bir felsefesi vardı bir ara. Bir, bir, birkaç maçın üst üste izlediğim zaman. Geriden Yattabari'ye vur. Alırsa alır, almazsa orada press up cup devam et. Orada oyunu üçüncü bölgeye kolay bir şekilde geçir. Yattabari taç atıyorsun. Hangi nereden atarsan at e, ceza sahası içerisinde bir o golü yediğinde Galatasaray'ın 9 tane savunmacısı ceza sahası içerisindeydi. Bir tanesi de Tayland dışarıda hemen çizgide. Evet. 10 kişi 10 kişi taçtan sen o oyuncuya topu vurduruyorsan Mustafa'nın muhteşem kurtarışını yapamadığını düşünün. Direkt gol, değil mi? Kesinlikle. Sen taçtan dünyanın en basit planından e, hiç mi rakip analizi olmadı o takımda? O zaman burada hazırlık eksiği mi var diyebiliriz? Tabii ki. Bence o taç başlı başta bir eksiklik. Bu bir. İkincisi Galatasaray'daki problemi söylüyorum. Galatasaray üst üste atılıyorsa, şimdi maçları tahmin edemeyeceğim ama yeni Malatya'yla atıyorum. Ondan önce Denizli Spor 6-1 yendi. Hı hı. Bir yeni Malatya maçı vardı, bir maç daha vardı. 2-1 yendi Antep galiba. Hep Taylan, Belhanda ve Emre Işıkçısı'yla oynadı. Hatta bir ara bunları Arda ve Feguli kaçırdığı zaman biz böyle küçük kısa boylu adamların muhteşem paslaşması ve ortada iyi bir santrofor yoktu eskiden daha da eskiden şey Mustafa Muhammed'den önce Falcao sakattı. E, ama bunlar kendi aralarında yine muhteşem iş yapıyordu. Ah bir de santrofor olsa diyor. Şimdi santrofor geldi. Hem sakatı dünya çapında yıldızın iyileşti. Muhteşem bir gol attı bu arada yani. Evet o zaten. O ayrı bir konu. Hem de Mustafa Muhammed geldi ama sen Jetson Fernandez geldi. Şimdi sürekli bozuldu kadro. Ya Galatasaray'da şu doğru bir şey değil. Bugün şu olay çok önemli. Kalecisi Mustera değil mi? Mustera. Tabii tartışmaz. Sol, bek, sol stoper Marco tartışmaz. Tabii ki. Şimdi bunun dışında kalan her şey tartışmalı arkadaş. <laughs> her, her, her maç farklı bir şey çıkarabilir yani. Donk mu oynayacak? Luyendama mı oynayacak? Lines mi oynayacak? Yedlin mi oynayacak? Taylan mı oynayacak? Acaba Etebo mu oynayacak? Belhanda mı oynayacak? Acaba Emre'm mi oynayacak? Jetson Fernandez mi oynayacak, Fegül'ü mü buraya kayacak yoksa Arda mı buraya kayacak? Sağ kenarda Fegül'ü mi? Rahim Babel mi? Kerem Aktürkoğlu genelde çok ilk 11 tercihi değil ama başlangıç felsefesi olarak Arda mı? Solda Arda mı, Onyekuru mu, Babel mi? O kadar çok seçenek var ki. Ve en uçta da aslında en uç çok tartışmalı değil ama kartlardan, sakatlıklardan dolayı sezon başından beri bir istikrar yok. Evet. Şimdi bu oyuncuların belirsizliği, üst üste belirsizlik olduğu zaman ve duruma göre kafana göre değiştirmeye çalıştığın zaman ister istemez savunma için uyumsuzluklar ve hücumdaki problemler şey oluyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tayland ve Etobo. Tayland oynadığı zaman bu maçta görüldü ki savunma arkasında toplar atabiliyor. Şimdi bir santrofor çok iyi bilir bunu. Ya Taylan'daysa top o topu bekler. Etobo'daysa beklemez. Etobo'daysa beklemez onu. Atıyorum Emre Kılıç'taysa daha farklı bir şey beklersin. Yani hücum çeşitliliği değişiyor. Aynı zamanda Galatasaray mesela iki tane Onyekuru forvettir. Onyekurunun verimli olabilmesi için oyunun ana hücum merkezinin sağ kenar olması gerekir. Onyekuru daha çok tek tek vuruşluk adamlar. Ya de, girelim, tek bir pasta gidecek ya işte geriden hızlı hücum yapacak ya da daha çok sağ kenardan yapılan ortaların ikinci forvetleşecek. Ama Onyekuru üzerinden bir kere çok güzel kuruldu. O da nasıl oldu işte. Berhan da geldi. Onyekuru'ya verdi. O kaçan Saracay'a verdi. Saratçı da muhteşem çıkardı Berhan'dı. Evet. Tamam ama bu kadar bak tek tek pas. Orada oyunu dinlendiremezsin, biriktiremezsin, C merkezi yapamazsın, ağırlık merkezi yapamazsın ama Babel de kenar forvet olunca yani onlardan herhangi birisinin feguli Arda ya da dinlendirici orta saha karakterli bir oyunu kurabileceğim bir oyuncu olmadığı zaman yine mümkün ama o da başka bir şey istiyor. Merkezde oyunu Orada e, farklı oyuncu seçmeniz Farklı, birlikte. yani Babel ile Onyekuru dolayısıyla bu kadar değişkenli doğru değil. Üstelik şöyle bir problem var. Ee, zaten dikkat edin, çok iyi giden takımlar ilk 11'ini ezbere sayarsınız. Takımlar ne zaman sürekli 11 değişikliği yapar? Kaybedince, mağlup olunca. Sürekli değiştirirler. Hep formüller kendisi. Önce oyuncu değişir, sonra dizilimler değişir, sonra felsefe değişir, her şeyi değiştirir. Ama hani Ricard'ı hiç unutmuyorum, Ricard'ın Barcelona kariyeri vardır. Bir başladı 4-3-3'le, Kovulasya'ya kadar olan 7 maça kadar aynı sistem. Son 7 maç 80 tane farklı dizilim aynı maçta, şurada, burada. Yani demek istediğim şu ki Galatasaray sanki sonuçlar kötüymüşcesinde oyuncu değişikliğine gitti. Onlar da ister istemez istikrarsızlığı ve tabii ki Sivas maçı için şunu söyleyebilirim. Kayseri maçı için burada söylemiştim ben. Bugün bir daha tekrarlıyorum. Hı hı. Kayseri maçın, Sivas maçında kötü olan çok fazla bir şey yoktu, bir iki şey vardı. Donk'la başlaması çok kötü değil. Donk'la çok iyi maçlar çıkardı Galatasaray. Lines de bir maçın yıldızı olabilirdi. Ama bir gün Lines bir gün yedilin olmaz. Sakatlıktan dolayı zaten birkaç oyuncuyu sürekli değiştirmek durumundasın. Sürekli Saratçı Fenerbahçe maçında gitti yeni geldi. O gidiyor. Kartlar dolayısıyla, sakatlık dolayısıyla. Ama bir de sen kafana göre durduk yere. Niye Emre Kılıç hiç oynamadı bu maçta? Atıyorum mesela. Hı, hı. Düne kadar senin bir numaralı adamın. Ya da bir anda tak Luyundama ya yani bu kadar çok değişiklik olduğu yerde iyi oynasam da bazen şey yapamazsın. Kötü uyumlu kadroyla kötü de oynasan golü bulursun. Skoru o şey sonuca ulaşırsın demek istediğim. Galatasaray eskiye dönmeli. Fatih Terim maç sonunda demeli ki Babel iyiydi daha iyi olmalı. Küçük bir mesaj. Atıyorum sağ kenarda Kerem çok iyiydi görev verdik aldık. 75. dakikada x oldu 82 dakikada hakem bunu verdi lütfen yani lütfen. Bu Galatasaray Kulübü'nün içerisinde sokulan enerji de iyi değil. Bunu rakip takım da öbür takımlarda yapmaya başlıyor. Türk futbolu zedeleniyor. Galatasaray Kulübü için de iyi bir şey değil. Fatih Terim'e de yakışmıyor. Çok Kesinlikle. iyi bir hoca. Çok güzel şeyler yapıyor bu şeyde ve futboldan da muhteşem bir şekilde almıyor. Türkiye'nin bak en başarılı futbol insanıdır takım ayırt et etmek sizin sürekli maç sonundaki o verilen görülleri artık bir gövde gösterisinde savaşa savaşçı da kendi kulübü çimlerle vesaire veya hakemler gerek yok. Oyuncular biraz baksın. Biz oyuncuları tartışalım burada. Bir daha bunu dinlemekte, söylemekte yalar var. Avrupa Şampiyonu sonrası bırakıyormuş şu emri. Sence adaylar kim olur? Mesela Jurgen Klopp oraya gelebilir mi? Hansi Flick? Sen yakından takip ettiğiniz özellikle sana sormak istiyorum. Ya şey enteresan geliyor bana biliyor musun? 2004'te geldi Leeu, 17 yıl oldu. 2004'te Klinsmann onu getirdi. Klinsmann'ı getirdiler 2004'te. 2006 Dünya Kupası için. Yardımcı olarak Ragnik kabul etmedi. O çok... Klinsmann şöyle bir şeydir. Hürgen Klinsmann, Alman futbol e, teknik direktörler içerisinde devrim yaratan isimdir. Her departmana farklı ve kendisi şunu söylüyor. Motivasyon şeyi güçlü, lider. Ama taktiksel konuda yeteri kadar iyi değil ve kendisine taktik olarak iyi bir yardımcı istedi. Tabii ki bu konuların en iyisi Ralf Rangnick'ti. Kabul etmedi Rangnick ve yakın arkadaşı Joachim Löw geldi. 2006'da Bayern Münih geçmese de 2006'da Klinsmann turnuva sonrası bıraktı ve Löw devraldı. Devam etti yani 15-17 yıl. Bak şimdi 1936'da sanırım Nerts, Otto Nerts... Yani bir dönem milli takım antrenörü yoktu. 36'da başlıyormuş bu iş, hı hı. Ners. Ama çok kısa süre sonra, 36'da da değil belki daha önce başlıyor ama Otto Nerds ile başladı bu iş. 36'da Herberger geldi. Herberger geldi. Ondan sonra işte Helmut Schön, Helmut Schön. onun yardımcısı zaten Derval. Derval'den sonra Beckenbauer. Beckham, yani saysak 10 tane. Beckham var 90'da geldi işte. Bertie Vox geldi 98'e kadar kaldı. Ribeck vardı. Föller vardı. Klinsmann şey, LÖV, bu kadar. 10 tane. Hatta ilk 60 yılda 3 teknik direktörü vardı Alman milli takımının. Ve hep de e, mesela atıyorum Herberger'in yardımcısı Helmut Schön, Helmut Schön'un yardımcısı e, Derval. Devir teslim gibi. Evet. 78'de Derval geldi. 84'te ilk defa gruplardan çıkamadığı zaman işte Galatasaray geliş süreci başladı. Sonra oradan Beckenbauer aldı, 90 Dünya Kupası'nı alıp bitirdi. Berti Vox aldı, 96'ya aldı, 98'de bıraktı. Bir Riebeck-Föller dönemi var. 2 yıl, 4 yıl. Bir de Klinsmann 2 yıl ama... Orada başlayan e, Löw var. E, Löw de 20, 17 yıl, 15 yılda A takım teknik direktörü olarak. Ya, yani bu istikrar inanılmaz bir şey. E, bu çok şey değiştirebiliyor. Alman futboluna ciddi yapılanma şansı da veriyorlar. E, şunu söyleyeceğim. Muhteşem bir iş başardı ve kendi isteğiyle bırakıyor. Zamanı gelmişti çünkü ilişkiler orada da yıpranmıştı. Saçma sapan kararlar almaya başladı. Sorulan soru aday kim? E, aday kim diyorlar. Bence ragnik kabul edeceğini sanmıyorum. ragnik adaylardan birisi ama kabul edeceğini sanmıyorum. Thomas Tuchel Nagelsmann tarzı Alman şey var. En büyük aday Hans Flick olarak gözüküyor. Olası bir Bayern ile arasındaki problem çıktığında. Çünkü problemler var. Salih evet. arası özellikle çok iyi değil zaman zaman. Çok uyuyacak olan bir şey ki... Löw'ün başarısızlığını zaman zaman Hans Flick'in oradan gitmesine de bağlayanlar çok fazla. Tıpkı Klinsmann'ın başarısını Löw'e bağladıkları gibi... Yani şey de birbirini takip ediyor Almanya'da. da... Olaylar da birbirini takip ediyor. Hansi Flick gelirse uzun süre almaya da başarılı olabilir ama Bayern Münih'ten ve günlük futbol yaşamından ayrılır mı Hansi Flick tartışma konusu. En büyük daha doğrusu medyatik konu Jürgen Klopp'un oraya gidip gitmeyeceği. Jürgen Klopp Alman milli takımını çalıştırmayı istediğini çok uzun zamandır söylüyor ama bunu hayatının belli bir döneminden sonra yapacak. Şimdi bir Alman milli takımı teknik direktörünün de ortalama ömrü 15 yıl olduğunu düşünürsek eğer <laughs> şey, Klopp için zaman gelmiştir demektir. O yüzden de Klopp da olabilir. Çünkü kaldığı zaman 2 yıl kalmayacak orada. Yani 60'ta gelip, 65'te gelip 70'te çıkmayacak. Belki Klopp gelirse Alman milli takımı şov yapabilir. Bir 15 yılda orada yapar ama ben Liverpool yanında olsam elimi çabuk tutarım. Subaru'la sözleşmeyi bir daha İstediği aktarım. neyse. Neyse. Hiç düşünmeden. Böyle bir adamdır. Kesinlikle abi. Ee, o zaman bir de ben son olarak bir futbol dışı bir şey sormak istiyorum sana. Sen bayağı bir ayar bir kastın. Geçen bizi zorladın Gruplar ayrılan Aynen gruplara öyle. falan diye. Bu sefer ne? Söyle. Aynen. Bu sefer Cevap de abi e, yine müzik. Unutamadığın konser sormak istiyorum. Benim bir tane var. Hmm. Çocukluk hayalim. Senin nedir abi? Senin ikisi mi? E, benim ise 2012'de Roger Waters gelmişti. Oh Pink Floyd, ne? ben en, en sevdiğim gruptur. E, onun konserini en önde izleme şansı evet. elde etmiştim. o yani Asla unutmayacağım bir şey. Benim e, 2009 yılında Almanya'da yaşarken öğrenciyken radyoğret gelmişti. E, arkadaşlarım vardı Ankara, ODTÜ ve Haciatepe'den. E, Divina vardı Sözlük'ten, Özge şimdi çok da güzel çocuğu oldu, evlendi. E, onun arkadaşlarıyla beraber, e, Özge'yi tanıyordum ama bir sürü arkadaşı geldi. Ali Caner'ler vesaire. Orada bir, e, ben Münih'ten gittim, onlar Ankara'dan geldi. Ve hepimiz e, orada bir villa tuttuk, böyle 8 kişilik falan. Radiohead konserine gittik. Çünkü Radyo Türkiye hiç gelmiyordu. Ve dolayısıyla böyle bir fırsat Praha gelmişken hepimiz aynı şekilde değerlendirdik. Ama daha da güzel bir şey varsa daha sonra biz Özge ile şeye gittik. Derhunter konserine gittik. Yani Prag'dan Viyana'ya. O konserden konser çok güzeldi. Underground yani toplam 100 kişi vardı konserde. sağ ee, sonra konser üyeleriyle falan konuşma şansımızla falan da elde ettik. Ama o Prag Viyana yolculuğu en az konser kadar güzeldi. Radioet konserinin tamamını böyle bir bütün içerisinde bir 10 günlük süreçti o. Öyle alırsak belki de hayatımın en güzel konseri ve en güzel e, konser tatili mi diyelim? Prag ve Viyana günleri çok iyiydi yani. Senin zaten yolculukla beraber aslında konser, konser evet, böyle evet. Kreması olmuş. Tabii şey hatta bir de şöyle bir şey var yani öğrenciyim. Yani Almanya'dayım, babamın bir de gittim, ondan önce çalıştım restoranta yani o konsere gideceğim, bunu yapacağım, son ana kadar çalışıp gece gittim yani. Onlar öbür taraftan diğer işleri ayarlamıştı. O çok kaliteli bir arkadaş grubuydu, çok sevmiştim yani onların hepsini. Şimdi hepsi tabii... artık baktığın zaman 11-12 yıl olmuş. Bambaşka yerlerde ama bütün oradaki grubu da çok sevmiştim. Arkadaşlarımla çok keyifli, çok eğlendim. Yani konserin dışında da Prag'da ve bir günlük de olsa Viyana'da şey hissetmiştim ama enteresan olan şimdi tabi biliyorsun Prag'a gittik, Çekçe bilmiyoruz yani İngilizce de çok az bilen insan var orada. Prag'dan Viyana'ya geçince evime dönmüş gibi hissettim ya. Bir Almanca ortama <laughs> Daha yakın girdim, Almanca, tabi, ya Almanca ana dili olanların orada böyle o kadar rahat hareket ettim ki sanki şeye yani iki saatlik mesafeydi aslında ki iki buçuk saatlik ama Ediott konseri tartışmasız tartışmasız. Ya YouTube'da yani. izlemek bile abi zaten. Duruyor. Bizim kons gittiğim konserin tam kaydı var. Sene kaç tane <laughs> Belki izlemek isteyenler olur. 2009. Hangi? 2009. 2009 Yani. O zaman çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. <laughs> Yine güzel güzel senin bu muhteşem sorunlarını haftaya da bekliyoruz inşallah. Tamamdır abi o zaman görüşmek üzere hoşçakalın. Eyvallah görüşürüz.